İnanamıyorum. Mantarın boyuna bak. Kocaman. Mantarla ne tür yemekler yapıyorsunuz? Mantar sote yapmayı seviyorum. Bir de fırında kaşarlı mantar. Bu kadar büyüğünü bulamayız. Normalde zizil gibi olur böyle, evet. Küçük küçük bir sürü. Hatta bir üstleri, evet. Büyükleri koyarlar, paketin altından çıkar böyle küçük küçük. Evet. Ama bu kadar büyüğünü bulmuşken bundan yemek yapalım. Ben zaten fırında kaşarlı mantarı böyle büyük boy mantarla seviyorum. Hatta dolmasını bile yapıyor. Nasıl? Bakacağım. Kayısı mı bu? Evet. Bu kadar küçük. Şekerpare. Şefim ne yapıyorsun? Taze fasulyelik malzeme aldım. Bak, taze fasulye yapalım. Zeytinyağlı. Yağlı kağıdınız var mı evde? Var. Tencerenin kapağını kapatmadan, olması gerektiği gibi hiç karıştırmadan zeytinyağlı fasulye tarif veriyorum. Süper. Çok güzel bir tarif. Okulda öğrenmiştim bu arada. Hı-hı. Teknik bir tarif. Hatta çok geleneksel bir tarif olduğu da söylenir. Eskilerden gelme bir tarif yani. Detaylarını, tüp noktalarını yaparken anlatırım. Al. Şimdi devam edeyim. Kıymanız var mı? Dizinize bakmam lazım onun için, değil mi? Aşağı bakarım şimdi. Turşunuz var. Evet, turşu var. Zeytininiz var, evet. Salça var, her şeyiniz var dolapta. O yüzden şöyle aşağıda bir bakayım. Hı-hı. Tavuk bulursan tavuklu bir şeyler yap bari. Bak burada kıymalar var. Buz var bol bol. Yaz geldi, nasıl hemen nasıl belli oluyor? Bu ne? Tereyağı, manda tereyağı. Çörek otu var içinde. Evet, o niye yemiş biliyor musun? Benim eşim Kütahyalı. Kütahya'dan, evet. Geliyor bize bu manda tereyağları. Orada bir köy var, mandacılıkla geçiniyorlar. Süper. Mandalara nazar değmesin diye o çörek otunu atıyorlar tereyağının üstüne. Ben de çörek otunu bir başka nereye atarlar biliyor musun? Yeni gelin evini düzdünüz. Evet. Güzelce böyle çeyizler, böyle çekmece, raf raf açılır, halılar dizilir vesaire, böyle ev görmeye gelirler. O evde yerlere, halıların arasına çörek otu atılırmış. Onu duydum da mandaya nazar değmesin diye kullanıldığını ilk defa duyuyorum. Ya hani mandaya nazar değmesin diye sen tereyağını yerken o maşallah ne, evet. Güzel tereyağı deyip manda... Oho, manda da benden beter. Hani şeydim, her şeyi nazara bağlıyorum ya, manda tereyağını bile çörek otu at. Psikolojim bozuldu. Düzelt beni diyorsun. Canım ablam psikoloji okumuş, o bile böyle yapıyor. Ben ne yapayım? Taze fasulye. Evet. Et nerede? Ne kullanacaksın? Kıyma buldum buradan. Ondan da güzel kaşar peynir de vardı dolapta, onu da gördüm. Kaşar peynirli mantarlı bir dolma yapıyoruz, ana yemek. Tamam, süper. Bir tane taze fasulye yemeği yapacağız. Başlangıç zeytinyağlı gibi. O da güzel olacak. Tamam. Bir de benim kuru bakliyatların ithalini tatlı malzemesi çıkartmam için. Tamam, hemen bakalım. Kuru bakliyatlarımız burada. Buralardalar. Yani buyurun. Unun, şekerin... Kakaon var, şeker, vanilyan, burada, krem, evet. Şantin. Onların hepsi burada, unumuz da burada tezgahta. Bunlar çay mı? Onlar çay. Hmm. Burada... Açmayayım orayı, tamam. Bir şey var içinde. Ne kadar büyük bir çekmece maşallah. Yemin olsun nasıl uzun. Bir çatal. Çatallar normalde dikine konur ya, bak burada yanına. Çaylar tükenmez yani. Tabii bunlar ne, mandal? Evet. En sevdiğim aletlerden, kapatmak. Evet. Hmm. Bu küçük. Mandalı ne yapacaksın? Ağzını kapatmak için. Tamam, iki yandan olur bu. Ben susarsam ne yapacaksın? Susma. Susma. Sen konuş ben dinleyeyim demek isterdim ama enerjimi sömürüyorsun zaten. Bakacağım şimdi içinde doğru mu var? Salt, tuz, doğru. Pepper. Pepper. Bir daha söyle bakayım. Pepper. Pepper. Karabiber. Doğru. Sugar. Evet. Şeker. Aferin. Doğru. Kahve. Aa! Bunu da şaşırdım. Neden? Kahve koymanıza. Neden? Helal olsun. Normalde bunda pul biber olması gerekiyor. Şu anki sıralamaya göre benim bizim evde olsa annem ona pul biber koyardı ama çünkü. Ama olur mu, kahve yazıyor üstüne. Ama baharatlık ya, umurumda mı üstünde yazanı? Ha yok. Benim en çok kullandıklarım dışarıda, diğerleri baharat çekmecesinde. Hmm. Çok güzel pasta tarifi geldi aklıma ama kalıp çikolata görmedim. Var mı evinizde? Var tabii ki. Dolaba bir bakalım. Bakalım. Oraya mı koydunuz acaba? Bak orada. Bunun olur mu? Olur. Bitter mi o? Bitter. Bitter, tamam. O bitter. Çikolata ağlayan pasta yapıyorum. Efendim? Ne diyorsun? Tam bir psikoloğun evine uygun. Psikoloji okumuş. Neden pastalar ağlıyor? Neden? deyip bütün hayat hikayemi konuşabileceğim bir pasta. Ağlayan pasta. Günlerin vazgeçilmezi. Kendi dramatik hayatını neden pastaya yüklüyorsun ki? Ben onu bir günde annem getirdi de yedim. Öyle ağlayan mi? Pastayı. Hı-hı. Yengem yapmış. Hı-hı.
Dedim neden? Pasta ağlıyor dedim. Sürekli akıyor mu? Sürekli mi yani? Şöyle çok ıslak ve lezzetli bir pasta aslında. Böyle yumuşacık. Hı hı. Ve böyle her çatal batırdığında da kenarda akıyor. He, şerbeti çıkınca ağlayan pasta diyorlarmış. Sen onu yerken de ağlıyorsundur. Dedim bu pasta bile ağlıyorsa dedim biz dedim insanoğlu ne yapmalı dedim. İnanır mısın? Orada durdu yüzüm gülmedi. Pastanım ağladı bu hayatta ne yapacağız? Hocam bunların hepsini konuşacağız. Konuşalım. Hepsini konuşalım. Konuşacağız. Pastanın psikolojisini konuşalım. Hı. Senin psikolojini konuşalım. İnanır mısın? 8 bölüm çıkar. 60 bölümdür konuşuyorum. O zaman önlükleri giyiyoruz. İlk tarifimiz zeytinyağı taze fasulyeyle birlikte geri geliyoruz. Ellerimizle bir yıkıyoruz. Yıkayalım. Sonra buraya kurulduktan sonra şahane tariflerle günümüzü geçiriyoruz. Bekleyin hiçbir yere ayrılmayın. Haksız mıyım? Haklısın. Çok bekliyoruz. Teşekkür ederim. Önlükleri giyip hemen geliyoruz. Birkaç kitap önerisi de aldım. Onları da artık halledeceğiz. Aslıhan Hanım size bir şey sorabilir miyim? Tahsin Şef hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Tahsin çok... Zumur! Bizi duyuyor bence şu anda. Geldim. Bir dakika. Tahsin çok enerjik. Keyfi de gayet yerinde görünüyor. Biraz çözümleme yapalım bence. Bakalım neler hissediyor. Psikolojisi normal mi? 60 bölümdür benim psikolojimi alt üst etti. sana yazıklar olsun. Sizin aranızdaki atışmalar çok tatlı ama bence ikinizde de bir sıkıntı yok. Gayet iyi arkadaş görünüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. O zaman